Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Bunlarda kekimizi yapıyoruz. Aileler bunların içerisinde ya üstüne krem şantim ya içine çikolata ya da bonibonlar gibi şeylerle çeşitlendirerek çocuklarına tatlı haline de getirebiliyorlar. Önceliğimiz tabii ki branşım gereği çölyak hastalığı. Çölyak hastalığı diğer bir adı ise gluten hassasiyeti ya da gluten hastalığı halk arasında bilinen ya da diğer bir adıyla buğday hastalığıdır. İnce bağırsakları başta olmak üzere tüm vücudun tüm organlarını etkileyen ve sadece ve sadece tedavisinde glutenin hayattan çıkarılması ile özdeşleşen bir hastalık. Bizim çocuk hastalarımızda glutensiz diyete, özellikle glutensiz ekmeğe, glutensiz ürünlere ulaşmak birçok merkezde zor oluyor. Fakat Karabük'te büyüklerimizin öncülüğüyle böyle bir merkez açılmasıyla hastalarım, özellikle çocuk hastalarım için bir fırın yapıldı ve bu fırında geliyorlar. İhtiyaçları olan glutensiz ekmeklerini, makarnalarını, tatlılarını, eriştelerini Milli Eğitim'in de katkılarıyla haftanın belli günlerinde gelip burada hazırlayıp evlerine götürebiliyorlar. Öğrencilerim değişik bir proje denk geldiği için hepsi çölyak hastası ve ilk defa böyle bir projede yer alıyorum. Onların kışlık ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gıda üzerine besinleri nasıl tüketeceklerini ya da nasıl üretebileceklerini öğretiyoruz. Özellikle çocuklarımızın tatlı ihtiyaçları için, çünkü çocuklar biliyorsunuz küçükler ve tatlı yemeden duramıyorlar. Tatlı ağırlıklı çalışmaya çalışıyoruz. Anneleri çölyak olan öğrencilerim de var, beraber geliyorlar. Yaklaşık liste olarak kursa kayıt olan 28 tane öğrencimiz var. Çölyak ailelerine ulaştırılıyor buradaki yiyecekler, yapılıyor. Eve alıp götürüyorlar ya da kendileri ne istiyorlarsa bir gün önceden mesaj atıyorlar. Canları her ne isterse. Bunu sınırlandırmıyoruz. Tatlı, tuzlu, yemek tarzı, kışlık geliyorlar. Burada yapıyoruz, alıp götürüyorlar. Tabii ki faydalanabiliyorlar, gönderiyoruz. Yani arıyorlar. Mesela yeni Elim Hocam'ın yeni teşhis koyup bizi arayanlar oluyor. Biz ekmek yapıyoruz. Onlar geliyor alıyor ya da gelemiyorlarsa biz yol üzeri falansa geçerken bırakabiliyoruz. Buradan çok yararlanıyoruz. Allah razı olsun. Hocamız çok iyi. Burayı hazırlayanlar, öncelik yapanlardan Allah razı olsun hepsinden de. Yani çok geliyoruz burada yapıp getiriyoruz. Hocamız yapıyor, yardım ediyoruz ona da. Ondan sonra çok faydası oldu yani. Yapıp götürüyoruz eve. Hazır götürüyoruz yapılmış. Burada daha güzel aşamalı aşamalı yapılıyor. Şeyine uyarak, kurallarına uyarak yapılıyor burada. Daha güzel oluyor yani. Fırınımız güzel, başka un kullanılmadan kendi fırınımızda yapılıyor. 4 sene oldu bu rahatsızlığı öğreneli. Kızım da 3 sene oldu. Bizde genetikmiş bu rahatsızlık. Geç öğrendim ama ben artık 4 seneden beri diyetimi güzel uyguluyorum. Kızım da aynı şekilde devam ediyor. Hiç bozmuyor kesinlikle. Öncesinde kendimiz evde yaptığımız zaman olmuyordu. Çöpe attığım şey çok, ürün çok oldu. Buraya geldim, hocamız bize nasıl yapılacağını, gramajlarını, bardak ölçülerini gösterdi. Evde de aynı şekilde uyguluyoruz. Gayet de çok güzel oluyor. Pizza yapıyorum evde, makarna yapıyoruz, mantı yapıyoruz, makarna, her şeyi, börek. Aynı şekilde buradaki gibi evde de oluyor. Kızımız da okula gidiyor. Aynen, kızım okula gidiyor. Kesinlikle kantinden bir şey yiyip alma imkanımız yok. Sürekli ona evde. Ondan sonra yemek koyuyorum. Ayrıca burada ne isterse burada yapıyoruz. Hocamız sağ olsun her şeyi yapıyoruz. Okula buradan koyuyor. Okulda yiyor. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com